Arsan Vakum İşte İş İnsanı programını sunar. Kanal 3 ekranlarından Afyonkarahisar'ın ve bölgenin güçlü sesi İşte İş İnsanı programından merhaba. Bu haftaki programımızda yaptığı üretimlerle ticari ve konutlarda yeni yaşam alanları kazandıran Nur grubu konuk edeceğiz. Grup Yönetim Kurulu Başkanı Salim Bey ile sohbetimize başlıyoruz. Salim Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Kanal 3 olarak bizi misafir ettiğiniz için Kanal 3 adına teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Salim Bey, sizi tanıyarak sohbetimize başlamak istiyoruz. Salim Mızrak kimdir? Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? Şöyle, ben Salim Mızrak, Nur Grubu'nun genel yönetim kurulu başkanıyım. Babadan devraldık şirketi, üç kardeş olarak. Şirketimizi yönetiyoruz, üç birader olarak. Ben en büyüklerim, iki tane de küçük kardeşim var. Onlarla beraber işte birçok sektörde iş yapıyoruz. Branda, kapı, ondan sonra duraklar olsun, kasa imalatı olsun. Bu şekilde işlerimizi geliştirerek giden bir firmayız. Sizi tanıdığımıza memnun olduk. Sizi tanımakla beraber Nur Grup bünyesinde üretimi yapılan imalatlar, ürünler hakkında bilgi alsak, şu an içinde bulunduğumuz tesiste, fabrikada nelerin imalatını yapıyorsunuz? Şimdi Nur Grup bünyesinde yaptığımız işler gölgelendirme sistemleri, fabrikalar için otomatik kapı çeşitleri, frigoferik kasa imalatları, bu işte et kasası, süt kasası, yumurta kasası, kuru bakliyat kasası, bu tarz kasalar, kayar perdeli kasa gibi. Bir de devlet kanalında ihaleler yapıyoruz devlet için. Buralarda da yaptığımız işler genelde akıllı duraklar oluyor ya standart duraklar oluyor. Hafif çelikten inşaatlar yapıyor biliyoruz. Böyle sağlık ocakları, ekmek büfeleri, işte taksi durakları, muhtarlık binaları gibi bu tarz işleri yapan bir firmayız bu şekilde. Başarılar diliyoruz. Babanızdan devralarak ikinci kuşak temsilci olarak şu anda üretime devam ediyorsunuz. Bu noktada Nur Grubu'nun kuruluştan bugüne hikayesini, serüvenini bize kısaca anlatır mısınız? Nur Grup nereden nereye, nasıl geldi? Şimdi babam 78 yılında bu sektöre girdi. Bu sektöre 78 yılında girdikten sonra işte sanayide bu işi yapan bir kişinin yanında, küçük çapta. Orada yanında çıraklıktan başlıyor, kendini orada yetiştiriyor. Bir zamandan sonra 95-96 gibi tarihlerinde kendisi artık şeye giriyor, iş yeri açıyor. Orada kamyon çadırı, otodöşesi gibi başlıyor işler. Sanayide, eski sanayide dediğimiz Afyon'da. Burada bu işleri yaparken tek başına tabii baba, tek oğlan olduğu için tek başına mücadele veriyor. Ve o zamanda da çeşitli işler yapıyor. Kendini o baba da biraz bu konuda girişken. Çadırlar, işte döşe işleri falan yaparken bir zamandan sonra kendi sektörümüzün içine otomatik kapı sektörünü dahil ettik. Orada hem branda hem otomatik kapı olarak ilerledi bir zaman sonra. Yaklaşık olarak bir 6 yıl kadar oldu. Biz kardeşlerimle beraber devraldık şirketi. Oradan bu zamana da işte yanına ek işler de
Çünkü işimizi kendimizi büyüttük ve Afyon bize küçük geliyor. Biz işimizi daha geliştirerek ilk önce Ege bölgesi olarak çalışmaya başladık. Sonra da tüm Türkiye genelinde şu an aklınıza gelebilecek her türlü gölgelendirme sistemleri olsun, kış bahçeleri olsun, otomatik kapılar olsun, giyotin cam sistemleri olsun. Bunun yanı sıra işte kasa imalatları olsun. Birçok belediye artık müşterimiz oldu. İhalelerde bu işleri yaptığımızda onlara çeşitli akıllı duraklar, sabit duraklar, kırsal duraklar, işçi durakları bu tarz işleri yapıyoruz. Bunun yanı sıra da bahsettiğim gibi denk gelen bize şansımız artık diyeyim. Denk gelen ihalelerde yaptığımız işte hafif çelikten inşaatları yapıyoruz. Yani 96'dan 2023'e böyle bir serüven var. Biz tabii üç birader olarak bu işe hani okulumuzu bitirip de geldik hadi yönetelim gibi bir durum olmadı. Kendi çocukluğumdan beri ben zaten çalışarak bu duruma geldim. Baba öğütüdür de ve söylerdi her zaman. Çıraklığını yapmadığın iş senin değildir. Çocukluğumuzdan beri hep okul çıkışları, hafta sonları hep işteydik. Yani hep işte çocukluğumuz geçti. İşimizi alt kısmında neler olduğunu çok iyi biliyoruz. Yani imalat kısmında neler yapılabileceğini biliyoruz. Bir noktadan sonra işler büyüyünce, biraderlerim de bana destek olmaya başlayınca artık ben biraz daha yönetim kısmına geçtim. Onlar biraz daha işin pazarlama ve imalat kısmını oluşturuyor. O bölümde çalışıyorlar. Beraber işte bu duruma geldik. Bu durumdan da Allah izin verirse daha da ilerilere gitmeyi İnşallah. İstiyoruz. Sizleri de daha iyi yerlerde göreceğimize eminiz. Şimdi imalatı yapılan ürünler hakkında detaylı belki bilgiler alacağız ama oraya geçmeden önce şunu sormak istiyorum. Siz sohbet esnasında zaten bahsettiniz. Babanızın çıraklığını yapmadığınız bir işin ustalığını ya da yöneticiliğini yapmayın sözünden yola çıkarak 96 yılından bugüne gelen serüvende Nur Grubu'nun bu başarı hikayesinde babanızdan aldığınız sizi etkileyen bu öğüt dışında farklı bir nasihat, öğüt var mıdır? Var. Şu şekilde. Bu başarının arkasında mutlaka var. Var çünkü. Şimdi bize öğütlediği işinizde hiçbir zaman hile yapmayın. Bu bir. İkincisi de hiçbir müşterinin karşısında da eğilecek hareketlerde bulunmayın. Yani ne gerekiyorsa layığıyla, olması gerektiği haliyle. Yani müşterinin etrafından dolup A mal değil B mal yapmak gibi bir durum olmasın. Yani ne söylüyorsan o olsun. Söz verdiğin zamanda yapman gerekiyor. Söz verdiğin şekilde yapman gerekiyor. Söz verdiğin ürünü yapman gerekiyor. İşlerimizi bu noktaya getirmenin en büyük sebeplerinden birisi de bu. Yani dürüstlük olacak. Kaliteli ürün olacak. Yani işinde hile yapmazsan, düzenli tertipli de gidersen Allah'ın izniyle yolun açılıyor. Yani bizim kendi düsturumuz her zaman budur. Özellikle sürekli üstüne bastığı kısım buydu. İşinizde hile olmasın, işinizde hile olmasın, işinizde hile olmasın. Yani yaptığımız işin arkasında durun, hile olmasın, işler sizi gelir, piyasa sizi kabul eder. Kesinlikle. Artık bir zamandan sonra siz müşteri aramazsınız, müşteri zaten sizi bulur gibi. Doğru. Yani bu düsturları edindiğimiz için çok şükür bu durumla geldik. Yani Afyon bölgesi ve Ege bölgesinde söz sahibi bir firmayız. İnsanların ilk tercihi biziz. Tabii bu kadar tercih edilebilmek için kaliteli ürün yapmak lazım. Evet. Kalite ürünü yapıyoruz. Tabii bu kalitede belli bir maddi yönden zorluklar da getiriyor. Kaliteli ürün bulundurduğumuz için fiyatlarımız biraz piyasaya göre yüksek olduğundan hani seçiyor müşteri artık bir zamandan sonra ama biz bundan yine ödün vermek istemiyoruz. Çünkü bir isim var. Bu isimi ucuz mal kullanarak işini yaptığında yani biz piyasaya şartlarını ayak uydurmak için uygun mal yaptık diye çıkmak da istemiyoruz. Çünkü müşteri şu kafasında kazılı. Nur Buran'da her zaman kalitelisini yapar. Yani bunu bozmamak için bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sohbetimiz esnasında imalatı yapılan ürünlerden bahsetmiştik. Ben özellikle güneşten korunma sistemleri üzerinde biraz durmak istiyorum. Güneşten korunma sistemleri hakkında biz sizden bilgiler alacağız ama öncelikle şunu sormak istiyorum. Güneşten korunma sistemlerini sadece güneşten korunma amacıyla sınırlandırmak doğru mu? Değil. Yani bu konuda biraz bilgiler alalım Yok, sizden. Değil. Bu alanda bizim yaptığımız ürünler teknolojiyle beraber çok çok ileriye taşındı.
Yaklaşık olarak bir 20 yıl önce evet sadece ve sadece güneşten korunmak mümkündü. Gölgelendirme sistemleri, güneş kırıcı vardı. Ama bu 20 yıl içerisinde teknoloji gelişirken biz bu teknolojiyle beraber kendimizi de yeniledik. Bu yenileme de şöyle oldu. İşte yağmurda da kullanabileceğimiz sistemler çıktı. Yağmurda kullanılabilir sistemlerin üstüne artık 4 mevsime uygun. Yani sonbahar, ilkbahar, yaz, kış gibi 4 mevsimde de kullanabilecek sistemlerimiz var. Yani bu sistemi yaptığınız zaman yaz ve kışta da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Çünkü şunu da iyi biliyoruz ki artık insanlar 4 mevsim kullanılması üzerine özellikle durdunuz. Hava şartları çetin de olsa, sert de olsa, kış şartlarında bile bir açık havada bulunmak istiyor insanlar. Bu da dolayısıyla 4 mevsim kullanmayı gerektiriyor anladığım kadarıyla bu alanlarda. Aynen o şekilde. Güneşten korunma sistemlerini ikiye ayıracak olursak, endüstriyel olanlar ve yaşamsal alanlar diye ayırmak doğru olur mu? Özellikle endüstri boyutunda neler yapılıyor? Ve konut, yaşam alanlarında neler yapılıyor? Biraz bunları açar mısınız? Kendi mesleğimizle alakalı olarak söylüyorum bunu. Şimdi bizim yaptığımız gölgelendirme sistemleri binadan tamamen bağımsız veya binayla birleştirdiğimiz kısımda oluyor. Endüstriyel tipte derken şimdi şöyle oluyor. Teknoloji geliştiği yani için... Ticari ve sanayi boyutunu aslında ben kastetmek istiyorum. Evet. Yanlış anlaşılmasın. Bizim müşteri potansiyelimiz zaten hem ticari hem de bireysel. Yani kafe, restoran, otel gibi bu tarz müşterilerimiz de var. Ticari müşteri. Tabii ki. Şahsa ait. Tabii. Özel müşterimiz var. Yani villa olsun, dairesi olsun, bahçe gibi tabii. Yerleri doluyor. Bütün müşteriye hitap edebiliyoruz. Ya bugün hepimiz bir kafe, restorana gitsek bile aslında açık alanda yani gölgelendirme ya da korunma amacıyla sistem kurulmuş açık alanları aslında tercih ediyoruz. Belki de kapalı bina içine girmek ya da kapalı bir restoranda bulunmak istemiyoruz. Ya bu şimdi şöyle de bir durum oldu. Yaklaşık olarak yanlış hatırlamıyorsam 2007 veya 2008 senesinde sigara yasağıyla beraber bunun biraz daha bizim sektörümüzün önü açıldı. İlerleme kaydetti ve durmadan da gidiyor, ilerliyor. Yani şimdi insanlar sigara içilebilen alan var, içilemeyen alan var. İçen insan dışarıda oturmak istiyor. Dışarıda oturduğu zaman da o binada hani eşlik eden insanları da bunaltmamak lazım. Ben içmiyorum, siz içiyorsunuz, beraber oradayız. Siz de bunaltmamak için, konforu da bozmamak için havalandırma sistemi de lazım burada. Yaz, kış fark etmez. Bizim sistemlerimiz bu şekilde olduğu için ister tavan ister yatayda camları açıp müşterinin ve hava şartlarının o anki yoğunluğuna göre içeriği havalandırıp insanları rahatlatan bir ortam oluşturuyor. Çok güzel. Ticari alanlar dışında işte konutlarda ya da özellikle küçük metrekare yaşam alanlarına ekstra alanlar kazandırılması noktasında mesela neler yapılıyor? Bu noktada neler var? O da şu şekilde oluyor. Biliyorsunuz bizim yaptığımız gölgeler veranda olarak geçtiği için binalar yapıldıktan sonra önüne tekrar açılır kapanır bir veranda ile etrafını da kapatırsak orada da bir yaşam alanı oluşmuş oluyor. Yani müşterilerimizin, bireysel müşterilerimizin çoğu bu yönde bize geliyor. Talebi bu oluyor. Evimiz var, bahçemiz var, villamız var. Biz bir alan, burada işte oturup kalkabileceğimiz binamızdan ayrı bir alan. Bu şekilde onlara biraz daha detaylı ve konfor alanı oluşturuyoruz onlar için. Memnun oluyorlar. Yani biz de memnunuz, müşterilerimiz de memnun. Yaptığımız iş de kullanışlı bir şey. Yani o yönde de istediği zaman açabiliyor. Yani kapalı evin çatısını açamazsınız. Ama dışarıya çıktığınız zaman gölge oldu, güneş gitti, tavanı açıp gökyüzünü izleyebiliyorsunuz. Güneş geldi, yukarıyı açalım, kapatalım, camları indirelim gibi bir durum oluyor. Yani bireysel müşterimiz de binadan dışarıda ama binayla birleştirerek yaptığımız bu tarz ürünlerimiz var. Burada da o zaman özellikle her sektörde olduğu gibi hani teknolojik gelişmelerle doğru orantılı olarak hem fonksiyonel hem de rahat kontrol edilebilir alanlar bu sayede konutlara da ticari alanlara da aslında kazandırılmış oluyor. Tabii ki. Yani kullanıma açılıyor bu sayede. Kullanım rahatlığı sağlayan bir sistem ve teknoloji gerçekten durumu. Biz üretim yapan büyük yurt dışındaki tedarikçilerimizden çok onları itiyoruz yani geliştirmeye. Çünkü müşterilerimiz bizden çok farklı talepleri oluyor. Biz evde yoğuz. Çok rüzgar çıktı diyor. Mesela mafsal TNT yapıyoruz. Rüzgar çıktığında sensörü var, otomatik kendini kapatıyor.
Güneş sensörü koyuyoruz. Güneş çıktığında siz müdahale etmeden kendisi açılabiliyor. Veya bunları istemiyorsunuz. Yurt dışındasınız veya il dışınızdasınız. Dışarıda ve bahçenizde bu tarz ürünleriniz var. Telefona girip internet üzerinden de bunları kontrol edebiliyorsunuz. Yani bir beyaz eşyadaki konforu biz kendi ürünlerimizdeki şeylere de bunu yansıttık. Bu da harika bir iş. Tabii ki. Tabii ki. Çok güzel. Özellikle bu yaşam alanlarının ya da ticari alanların kazandırılması haricinde yaptığınız imalatların, yapılan işlerin kültürel ve tarihi mekanlarda, binalarda da uygulandığını görüyoruz. Bu noktada mesela Nur Grup olarak nelere dikkat ediyorsunuz? Kültürel ve tarihi yapılarda hani adı üstünde hani kültürel ve tarihi, yani yapıyı bozmamak lazım. Ama günümüzde de bu bölgede ve Türkiye'nin birçok yerinde de bu tarz mekanlar var. Bu tarz mekanları insanlara kullanımını açmak için yatırımlar yapılıyor. Bu yatırımları yapan insanlar, firmalar bize ulaştığında bizden talepleri oluyor. Ve biz bu talepleri karşılamak için yapıyı bozmadan onlara sistemimizi kuruyoruz. Yani bağımsız, binayla birleştirmiyoruz. Binadan ayrı ama binayla birleşikmiş gibi. Yani binaya zarar vermeden, herhangi bir kalıcı bağlantı yapmadan bu sistemleri onlara rahatlıkça sunabiliyoruz. Çünkü elimizde bunun için her türlü imkan var. İmalatçı olduğumuz için. Yani müşterimizden bize istediği bütün talebi biz rahatlıkla onlara verebiliyoruz. Dolayısıyla bu kültürel alanlar, kültürel mekanlar da hem korunarak hem de yeni alanlar kazandırılarak insanların hizmetine, topluma sunulmuş oluyor. Tabii ki, tabii kazandırılmış ki. Oluyor. Yani biz hem insanları hem yatırımcıyı ve yaptığımız işi güzel yaparak da kendimizi mutlu ediyoruz. Tebrik yapabiliyoruz. Sohbet esnasında özellikle sigara yasayla birlikte bu tarz imalatların hızlandığını, sektörün önünün açıldığından bahsettiniz. Ben şunu eklemek istiyorum. Pandemi ile birlikte müstakil alanlarda yaşama ciddi bir yönelim söz konusu oldu. Bununla birlikte işte müstakil konutlar daha fazla tercih edilir hale geldi. Bu peki sektöre nasıl yansıdı? Özellikle 2020'den bu tarafa Nur Grup olarak neler yaşadınız bu konuda? Pandemiyle beraber biz pandemide ilk çıktığında tabii piyasadaki diğer insanlarla hani biraz acaba nasıl olur? Durur mu? Hızlanır mı? Ne olacağını biraz kestiremedik ama yaklaşık pandemiden bir 6 ay geçmesinden sonra bu tarz talepler çok arttı gerçekten. İnsanlar eve kapanınca bahçe olaylarına, villa gibi yerlere kendini daha fazla absorbe etti. Bu da bizde bir gerçekten talep patlaması oldu. Yani beklemediğimiz bir artış oldu. İmkanı olup bahçe yapabilenlere, tabii bizim sektörümüzde ayrı olduğu için biz bunları birçok işler yaptık. Tabii bahçe veya işte villa gibi yerler yapamayıp da evlerinde kendine biraz daha açık konfor alanı yaratmak isteyenler de yani inşaatlarda da görüyoruz bunu. Yeni inşaatlarda artık balkonlar dediğimiz yerler biraz daha büyük metrekarelerde oluyor. Yaşam alanında hani havadar olsun, biraz daha orada vakit geçirebilelim. Oralarda da biz giyotin cam üzerinden yoğunluk başladı. Normalde biz giyotin camları ilk çıktığında kafe, restoran gibi, otel gibi yerlerde bunu yapıyorduk. Evlere bu pandemiyle beraber eve hapsolma olayı olunca, bir de artık balkonlar biraz daha konfor alanı olunca silinebilir giyotinler çıktı ve bu silinebilir giyotinleri biz evlerde olanlara da götürdük. Bunları götürdük, onlar da mutlu olduk. Biz işimizi geliştirdiğimiz için mutlu olduk. Yani ev ve dairede olanlara da bir konfor alanı oldu. Bahçe gibi yerleri olanlar için de onlara da bir konfor alanı oluşturduk. Giyotin uygulamasından bahsetmişken, özellikle yakın zamanda yaşadığımız deprem dolayısıyla yapılarda güvenlik çok ön planda. Giyotin uygulamalarında dikkat ettiğiniz kriterler neler? Özellikle depreme karşı hassasiyetin had safhada olduğu bu dönemde. Şimdi tabii bizler de binalarda oturuyoruz. Müteahhitler kendini bu işlerde geliştirirken, talepler olurken işte izolatör gibi şeyler gündeme geldi. Biz kendi sektörümüze baktığımız zaman biz binalarda kalıcı olarak depreme dayanıklılığını yapabiliyoruz. Ürünlerimize baktığımızda burada biz binalara giyotin cam yapıyoruz. Zip perde yapıyoruz.
Dedik ki hani balkonda olsa, deprem anında balkonda da yakalanabilir. Kendi ürünümüzü geliştirdiğimiz zaman alüminyumlarımızı biraz daha kalınlıklarını arttırdık, ebatlarını büyüttük. Biraz daha mukavemeti dayanıklı olsun. Bunun yanı sıra camlarımızı işte biraz daha kalınlaştırdık ve temperli sisteme döndük. Biraz daha mukavemetli olsun. Yani inşaat sektöründe bizim payımız bu kısımda olduğu için bizim müdahale edebileceğimiz şey buydu. Kendi ürünlerimizi biz iyileştirdik. Yani bu konuda gönül rahatlıkla biz bunu müşterimize aktarabiliyoruz. İşte cam kalınlığımız, sistemimiz bu şekilde oluyor diye. Depreme yönelik kendimizi geliştirebileceğimiz bir bütün olduğunda bu sistemlerimiz var. Diğer sistemlerimiz binadan bağımsız olduğu için yani bunları çok bir geliştirme durumu olmadı. Salim Bey, sohbetimizin bu noktasına kadar sizden aldığımız çok kıymetli bilgiler için teşekkür ediyorum. Üretimini yaptığınız ürünleri bir de showroom'da detaylı olarak anlatmanızı rica edeceğim. Değerli izleyiciler, Nur Grup bünyesinde üretimi yapılan ürünler hakkında detaylı bilgiler almak için şimdi de Nur Grup showroom'una gidiyoruz. Sayın izleyiciler, Nur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Salim Bey ile olan sohbetimize Nur Grup Showroom'unda devam ediyoruz. Salim Bey, imalatı yapılan ürünler hakkında bize bilgiler verecek. Salim Bey, imalatı yapılan ürünler hakkında bilgiler alabilir miyiz? Tabii ki. Burası bizim showroom'umuz. Yaptığımız birkaç çeşitli işleri burada sergiliyoruz. Burada gördüğünüz tenteler var, mafsal tente. Bu gölgelendirme için. Müşterilerimize sunduğumuz bir ürün. Altta da işte fabrika kapıları, alışveriş merkezlerine kullandığımız tip kapılar ve de son kullanıcı dediğimiz otopark kapılarına yaptığımız kapılar var burada. Hepsi tamamen otomatik ve uzaktan kapalı kumandayla açılır kapanır. Burada da gördüğümüz ürün şu an yoğunlukla talebin olduğu yeni ürettiğim bahsettiğimiz giyotin camlardır. Hatta bunu size çalıştırıp gösterebilirim. Bu şekilde uzaktan kumandayla bu kontrol edilebiliyor ve ayrıca evlere de uygulanabiliyor. Silinebilir dediğimiz, geliştirdiğimiz bir giyotin cam. Buradaki püf noktaları hava ve suya karşı yalıtımın had safhada olması lazım. Çünkü insanlar artık balkonlara bunları kullanıp balkonları da yaşanabilir alan oluşturduğu için orada yaz kış sürekli oturuyorlar. Yani hava ve su sızıntısı olmaması lazım. Bu da bizim en son geliştirdiğimiz güzel bir giyotin sistemimiz. Hatta bu sistemlerden ciddi yerlere yaptık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bazı böyle Afyon'daki Hilton Otelimiz var. Atatürk Orman Çiftliği var. Türkiye'nin birçok üst düzey yerlerine de bu ürünü gönül rahatlığıyla verip kullanımını sağlıyoruz. Güzel bir ürün. Müşterilerimiz memnun. Biz de arkasındayız her zaman olduğumuz gibi işin. Üretimin ağırlığında o zaman giyotin ne vermiş durumdasınız? Kendi bünyemizde ürettiğimiz bir ürün ve talep de görüyor. Yani artık yeni bu pandemiden sonra bahsettiğimiz olaydan sonra yoğun olarak verdiğimiz bir ürün bu. Tente yukarıda açılır kapanır, biraz sonra size onu da göstereceğim. Yukarıdaki açılır kapanır sistemi yapıyoruz. Etrafında bu şekilde giyotinlerle böldüğümüz zaman tam bir dört mevsim kış bahçesi oluyor burası. Harika. Tamamen kendi imalatımız bunlardı. Ben de şunu eklemek istiyorum. Özellikle bu program vesilesiyle şunu fark ettik. İmalatı Afyonkarahisar'da yapılan ya da Afyonkarahisar'a mal olmuş mermerimiz, doğal taşımızın Türkiye'nin ve dünyanın birçok sembol yapısında kullanıldığını görüyoruz. Bu da bizi ayrıca gururlandırıyor. Bundan dolayı sizi de tebrik ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. İnşallah daha iyi yerlere getireceğiz. İnşallah daha sizin gibi gelişime açık, teknolojiye yatırım yapan sanayici ve iş insanlarının da sadece Afyonkarahisar'da değil hem bölgemizde hem de Türkiye'de sayısının artmasını biz de diliyoruz. İnşallah hep beraber. Bu pergola diye bahsettiğimiz tente kendinden motorlu, uzaktan kumandalı ve ayrıyeten de aydınlatmalıdır. Tam bir tesisat, komple sistem çalışır. Kumandayla hem aç kapa hem de ışıkları kontrol edebiliyorsunuz. Yani bununla beraber bunu yaptığımız yerlerde dediğim gibi hem sigara dumanı hem bir ferah
bir ortam olması için açılıp kapanabilen en güzel ve şu an için en makul fiyatlardaki ürün. Ve tamamen bu da dediğim gibi kendi imalatımız. Çok güzel. Ürünleri de artık geliştirerek bunların yanı sıra alüminyum tavanlar çıktı. Onlar biraz daha maliyetli, daha konforlu. Tabii yapılım amacına uygun yerlerde montajının yapılması ve kullanılması lazım. Ona çok dikkat etmek lazım. Şu an o yönde biraz talep var. İnsanlar onu her noktada kullanmak istiyor. Bu her noktaya uygun ama o ürün kullanım amacıyla her yere uygun değil. Yani biz onları genelde böyle ağaç yaprakları, yukarıdan herhangi bir şey atılamayacak yerlerde o ürünü tavsiye ediyoruz. Çünkü onun yaprak kanatları açıldığı zaman boşluklardan üstünde ne varsa aşağıya düşünebiliyor. Ama bunda öyle bir durum olmuyor. Bunda yağan yağmurdan, işte atılan yapraktan veya çöplerden gibi olaylarda üstünde kalıyor. Toplandığında da içinde kalıyor. Temizlik yapmak isterseniz örtüp üstündeki pisliği temizleyebiliyorsunuz. Ama o diğer sistemde her aç kapanmadan önce muhakkak üstünü temizlemek lazım. Yani bu şekilde insanlara biz taleplerine göre yönlendirme yapıyoruz. Bize bazı müşterilerimiz güveniyor. Hangi ürün uygun olursa onu yapalım diye. Biz de elimizden geldiği kadar doğru bir şekilde müşteriyi yönlendiriyoruz. Tebrik ediyoruz. Bu tarz ürünler de sadece güneşten korunma değil, aslında dış mekanda tamamen koruyucu, dört mevsim kullanılabilen ve yeni yaşam alanlarını kazandırmış oluyorsunuz. Tabii ki. Sayede. Yani biz bunun üstünü kapatarak, etrafını kapatarak, hatta bizde doğalgazlı çalışan radyanttır, seramik ısıtıcıdır ve elektrik çalışan UFO'lar da var. Komplike bir sistem isterse biz anahtar teslimde bunu sağlayabiliyoruz. Yapabiliyoruz. Tabii ki. Yani sadece onda, aydınlatma değil, aynı zamanda tabii ısıtma. Tabii ki, tabii ki. Harika. Tabii ki. Yani klima sisteminden ısıtma sistemine kadar biz anahtar teslim müşterilerimiz verdiğinde bunu gönül rahatlığıyla tek bir elden müşterimizin hizmetine sunuyoruz. Sunuyoruz. Evet. Salim Bey, buraya kadar aldığımız değerli bilgiler için teşekkür ediyorum. Burada gördüğümüz, showroom'da gördüğümüz, sizin bize anlattığınız ürünler dışında Nur Grup bünyesinde neler üretiliyor, neler var, hangi ürünler var? Onu biraz önce de bahsettiğim gibi, yani normalde bu showroom'a sığmayacak işte akıllı durak, açık durak ve frigoferik kasa, hafif çelikten yaptığımız küçük inşaatlar, yapılar. Yani bunlar showroom'a sığmıyor ama bunlar da tabii bünyemizde imalatını yapmış oluyoruz. Şimdi burada size showroom'u gösterdim. Dilerseniz aşağıda da üretimden de size birkaç oradan görüntüyle beraber anlatımda yapabilirim. Biraz daha bilgilendiririz. Diğer ürünlerimizde size görsel olarak sunarız imalat yaptıklarımızı. İzleyenlerimiz bu konuda biraz daha bizim neler ürettiğimizi anlamış olur. O zaman üretimi yapılan akıllı duraklarla ilgili bilgileri üretim sahasında sizden yine alalım. Tabii. Burada ben şunu da sormak istiyorum. Özellikle akıllı durakla birlikte imalatı yapılan birçok ürünü de Afyonkarahisar'a, bölgeye ve hatta ülkenin birçok noktasına da tabii ulaştırıyorsunuz. Tabii ki, tabii. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi bu ürünlerimizi demonte olarak yurt dışında bulunan bir sürü uygulamacı ve bizim alt bayimiz olan firmalar var. Projelerini bize atarlar. Biz projelerin imalatını yaparız. Onları ihraç ederiz. Orada kendileri kurumunu, montajını yaparıp kullanma sağlıyor. Yurt dışına ihracat yaptığımız genelde giyotin cam, pergola tente, fotoselli kapı, işte mafsallı tente, giyotin cam, kepenkler. Bunları tamamen ihracat yapabiliyoruz. Yaklaşık olarak şu ana kadar bir 14-15 ülke ihracatımız var. Yani bunlar düzenli zamanlarda düzenli bir şekilde oluyor. Üretimimizin ne kadarı ihracat diye düşünürsek yaklaşık olarak şu anki hedeflediğimiz rakam ve yaptığımız iş %20'sine tekamül ediyor. Tabii bu düşüncemiz ilerleyen zamanlarda ihracatımızı daha fazla artırıp ülkemize daha fazla dövizin girmesini sağlayarak işimizi geliştirmek istiyoruz. İnşallah nasip olur. İnşallah. O yönde ilerliyoruz. Tekrar başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Size. Sağ olun. Salim Mızrak özelinde bir soru sormam uygun olursa, tabii ki. Aynı zamanda Afyonkarahisar Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği üyesi olduğunuzu biliyoruz. STK'larda yer almak, özellikle Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nde üyesi olmak hakkında ve AFSİAD üyesi olmak hakkında neler söyleyeceksiniz? Bu konuda da fikirlerinizi almak istiyoruz. Yani böyle
topluluklar, kuruluşlarda yer almak tabii ki her insanın istediği şeydir. Bizi de bu konuda destekleyip orada görmek istediler. Biz de katıldık. Kadir Başkanımız da sağ olsun. Yani güzel oluyor. Farklı sektördeki insanları bir arada toplanmak hoş oluyor. Bilgilendirmiş oluyoruz. Bilgi alıyoruz. Birbirimizle ticaretimiz gelişiyor. Destek oluyoruz. Yani bu şekilde, bu bağlamda, bu toplulukta olmak gurur verici bizim için. Biz memnunuz. İnşallah daha iyi adımlar atılabilir. Hı hı. Dernekle alakalı. Bizler bir yere gelebiliriz. İnşallah. Daha hani onlara göre, Kadir Bey'e göre küçüğüz. Bir noktaya gelebiliriz. Biz, bize düşen bir görev olursa bir yapılandırmanın içinde olmak da isteriz. Hı hı. Bu konuda mutluyuz yani. Salim Bey, bir de şunu sormak istiyorum. Afyonkarahisar'da sanayici olmak, üretim yapmak, istihdam sağlamak. Son olarak bu konuda düşüncelerinizi almak istiyorum. Şimdi ülkemize katkı sağlamak için üretim yapmak lazım, üretmek lazım. İşimizi geliştirmek için üretim yapmak lazım. İhracat da yaptığınızı söylediniz. Yani her geçen sene biraz daha üstüne koyarak ilerliyoruz. Tabii bu bağlamda hem ihracatta para girdisi olarak, hem personel sayımızı arttırarak bu konuda devletimize ve ülkemize de yarar sağlamak bizim kendi hedeflerimizin arasında. Yaklaşık olarak şu an 30-40 personel arasında bir çalışma arkadaşlarımız var. Bunu daha fazla arttırarak, iş gücümüzü de arttırarak ilerlemek istiyoruz. Yani devletimiz de arkamızda durduğu sürece inşallah bir yerlere geleceğiz. Afyon ihracat bakımından mermerde çok hızlı, çok iyi. Ama bizim sektörümüz genelde büyük şehirlerde olduğu için ihracat yaparken hani biz biraz geri planda kalıyoruz. Afyon olarak hani bilmiyorlar sektörde, yani orada mı yapıyorsunuz, nasıl üretiyorsunuz diye. Tabii bu olaylarda müşterilerimizi davet ediyoruz. Gezdiriyoruz sistemimizi, binamızı, yerimizi gördüklerinde biraz daha güven oluyor. Bu şekilde zaten 14-15 ülkeye rahat ihracat yapabiliyorduk. İnşallah Afyonkarahisar daha iyi yerlere gelsin istiyoruz. Evet, yani inşallah. Daha büyük şehir olalım, biraz daha ihracatta ilerleyelim, söz sahibi olalım. İnşallah Allah nasip ederse o günlerde görürüz. İnşallah. Bu iyi dileklerinize biz de Kanal 3 ailesi olarak katılıyoruz. Üretim sahasında bilgileri almaya devam edeceğiz. Bünyesinde üretim sahasında üretim hakkında bilgiler almaya devam ediyoruz. Salim Bey, bulunduğumuz noktada üretim yapılan ürünler hakkında bilgi alalım sizden. Şu an imalatımızda, burada imalathanede şu an imal olan şeyler durak. Kırsal duraklar yapıyoruz belediyelere. Yoğun bir şekilde şu an kırsal durak yapıyoruz. Bunların arkasına da işte ilaveten yapacağımız olduğu şey akıllı duraklar var. Akıllı durakların imalatı yapılacak. Sırasıyla bunlar bittikten sonra akıllı duraklara geçireceğiz. Onların imalatına başlayacağız. Neden akıllı durak? Aklıma direkt bu soru geldi. Şimdi, neden akıllı durak? Evet, birçok insanın tepkisini çekiyoruz. Neden akıllı? Bu durak biraz komplika bir sistem. Yani komplikeden kastımız şu. Otomatik kapısı bulunuyor. Aydınlatmaları oluyor. Kliması oluyor. Kameraları oluyor. Ve de akıllı denilmesini sağlayan en önemli şey de otobüslerle haberleşme ağı oluyor. Yani burada durakta bekleyen hangi bir mahalleye gidecekse, mevkiye gidecekse o otobüs durakla haberleşme cihazı olduğu için ekrana baktığında orada diyor ki işte benim otobüsüm 5 dakika sonra burada. Diğer otobüs başka bir mevkiye gidecek olan otobüsün binecek olan kişi bakıyor 8 dakika sonra burada. Akıllı denilmesini sağlayan otobüslerle haberleşme
ağı sayesinde oluyor. Bu altyapıya uygun olarak üretim o zaman yapılıyor, doğru mu? Tabii ki, tabii ki. Yani şimdi şöyle oluyor, belediyelerin, kamuların bizden istediği talebe göre hareket ediyoruz. Tabii bunlar bir maddi yönden de yükselmeye sebep oluyor. Kimisi bu haberleşmeyi istiyor, kimisi istemiyor. Taleplere karşı yapıyoruz. Biraz da biraz hani yeşile yönük. Onu da soracağım aslında. Hani akıllı durak dedik ama bugün günümüzde malum üretimi yapılan hangi sektörde olursa olsun üretimi yapılan her ürünün özellikle çevreye, doğaya ve insana duyarlı, insan yaşamına uygun formatta olması büyük önem arz ediyor. Bunu da özellikle soracaktım. Biz dahil olmuş olduk. Şimdi bu bağlamda yaptığımız bizim üstümüze düşen ürünlerde güneş paneli koyuyoruz. Yani elektriğini tamamen güneş panelinden alıyor. Yani bu da bir döngüde avantaj sağlıyor. Bunun yanı sıra içeride işte bir yeşillendirme olsun. Ağaçlandırma yapay, bazen doğal. Bunları yapıyoruz. Yani bunun yanında duraklarda işte kitaplık yapılabiliyor. Yani kitaplık çok istiyorlar güzel. Okuma. İşte priz bırakıyoruz gençler için. Günümüzün ihtiyacı. Tabii olması için. Bazı kamu kuruluşları ve belediyeler işte Nescafe'dir, o tarz şeyler yapıyor. Yani değişik talepler oluyor, şaşırıyoruz ama halka hizmet. Yani demek ki böyle bir talep var, ihtiyaç var. Farklı farklı talepler olunca biz de sürekli kendimizi bu yönde iyileştiriyoruz, geliştiriyoruz. Şaşırıyoruz bazı projelerde de gördüğümüz zaman ama hoşumuza da gidiyor açıkçası. Yaptığımız değişik akıllı duraklar oluyor. Ya şu anda imalat yapacağımız duraklarda da farklı tasarımlar var. Kendi özgü, kendimize ait tasarımlar da yapıyoruz. Belediyelerin mevcut bizden istediği tasarımları da yapabiliyoruz. Yani şu an bu aralarda yaptığımız yoğun imalatlar duraklar üzerine. Ama diğer işlerimiz de devam ediyor. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederiz. Salim Bey, bu program vesilesiyle bizi misafir ettiğiniz için Kanal 3 olarak size teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık tekrar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Değerli izleyiciler, bir işte iş insanı programının daha sonuna geldik. Farklı konu ve konuklarla tekrar görüşmek üzere. Arsan Vakum, İşte İş İnsanı programını sundu.